Uzun zamandan beri gelmiyoruz buraya. Ay ne özlemişim. Aslında bir dakika dur, biz daha önce buraya gelmedik ki. Aman ne önemi var ki? Her yer birbirine benziyor işte. Ama ben o an anlamıştım. Yani seni ilk görüşte. Tanıdığını tanıdığına emin olamıyorsun ama tanımadığını tanımadığına eminsindir. Hayal kırıklığı yaratmıyor yabancılar. Çok geç kaldım. Biraz daha kal. Acaba seni gözümde çok mu büyütüyorum? Benim biraz nefes almam gerek. Hep peşimdesin. Tabii şimdi böyle oldu değil mi? Seninle bir alakası yok. Ama benim koşuşturmam gerek. Çok geç kaldım. Çok geç kaldım, çok geç kaldım. Hep aynı numara. Oturur musun lütfen? Teşekkür ederim. Hanımefendi, size demedim. Kime dediniz? Hiç kimseye. Ama artık oturmuş bulundu. Bulunmasaydınız yani ne yapayım? Kaybolurdum. Ne? Bulunmasaydım diyorum, kaybolurdum. Kelime esprisi. Ha bir de sohbet edeceğiz biz. Hanımefendi ben sizi tanıyorum. Nereden? Siz aynısından benim de var kadınlarındansınız. Ve ben bu kadınlardan hiç hoşlanmam. Aynısından kimin de var? Aynısından benim de var. Kız ne olacak deyip hani birbirlerine memelerini gösteren kadınlardan. Kız kıza çiçeğe giden, kız kıza dans eden, kapıyı kapamadan iş yiyen kadınlardan. Yani sırf bayan yanı diye geldin oturdun yanıma değil mi? Bir de geyik beklentisi yok. Nereden geliyor bu rahatlık anlayamadım ki ben. Hayır, ben memelerimi falan göstermek istemiyorum. Ben çok geç kaldım. Otur diyorum. Kime diyorsun? Hiç kimseye. Hadi. Sen oradan bir kalk. Kalksana. Seninle gelmek istemiyor, anlamıyor musun? Sen onu nereden görüyorsun? Bakıyorum. Da iyi gördüm seni. Uzun zaman oldu. Seni aramadığım yer kalmadı. Çok ihmal ettin beni, çok. Zor bir dönemdi, kabul et. Benim peşimi bıraktın. Hep gerçeklerim... Hiçbir şey senin yerini tutmadı, inan. Düşünmem lazım. Düşünmem mi lazım? Bir dakika, bir dakika. Ben ne olacağım? Ha? Tek olduğumu zannediyordun. Herkes öyle zanneder. Onunla bir mazimiz var. Fakat ben şimdi gerçekten geç kaldım. 5 yaşında onu ben yarattım. Anneannemlerin yemek masasının altında buluşurdu. Ay ne eğlenirdik, hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Ne günlerdi o günler. Ama ben şimdi gerçekten geç kaldım. O zaman da böyleydi bu. Beni deli gibi peşinde koştururdu. Sonra ailem tasvip etmedi. Benimki de tasvip etmedi ama ben onun peşini bırakmadım hanımefendi. Bir şey söyleyeceğim. Benim hayalimi bıraksanız da kendinize yeni bir hayal yaratsanız. Hanımefendi, siz önce yarattığınız düşe bir sahip çıkın da. Kimselere kaptırmam. O benim düşüm. Hayır, benim. Artık benim. O benim düşün. Hayır, benim diyorum. Benim. Hayır, benim. O benim. Benim. Ne içersiniz? Çay. Aynısından. Bir çay, bir aynısından, bir de her zamankinden. Hiç utanmıyorsunuz değil mi? Biz dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasak diyoruz. Siz takmış peşinize bir de düşünüzü getirmişsiniz. Olmaz ki böyle. Neyse, bu seferli göz yumuyorum ama bir daha olmaz. Düşmüş istemiyorum. Ha, nasılsın, iyi misin? Ne olsun vallahi. Yuvarlanıp gidiyoruz işte. Bak, dayanamıyorum ben de konuşuyorum. Zaten geçen gün patronuma yakalandım. Kendi kendine konuşuyorsun, deli misin, nesin dedi. Sesi düşünüyorum dedim, öyle kurtardım. Vallahi işimden olacağım ha.
Ama biliyor musun? Senin için değer. Bak. Yine tutamadım kendimi, yine konuştum. Sen de mi onu görüyorsun? Evet. Aslında o nasıl bana görünüyor? İnanamıyorum. Niye? Garsonum diye mi? Tabii canım. Hep sizin gibi entel dantellerin hayal kahramanları olacak. Hiç benim hayalim, kahramanım, Hülya'm bir şey mi olmasın değil mi? Düştüm ben. Düşeş. Değil, hep yek. Üç aşağı, beş yukarı, pencüse. Oda mı? Ay yok. Ben bu kadarını kaldıramayacağım. Niye? Garsonum diye mi? Ama haksızlık etmeyin. Sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Evet. Hepinizi çok seviyorum. Gerçekten. Yapmayın böyle çocuklar. Ya inanın ama biraz zaman tanımalıyız birbirimize değil mi? Evet. Ya biraz kafam karışık şu anda. Ama benim gerçekten gitmem lazım. Ben geç kalıyorum. Geç kalıyorum gerçekten. İnanın bana. Tekrar görüşeceğiz. Tabii görüşeceğiz. Get up, get up, get up.